Öyle mi? Bunları biraz ittirsem bir şey olmaz herhalde. Hazırsanız ben başlayabilirim arkadaşlar. Bekleyin. Değerli basın mensupları, bugün aslında rutin olarak nöbetçi grup başkan vekilimizin Ankara'da gündeme dair yapması gerektiği yaptığı basın toplantısını bugün İstanbul İl Başkanlığımızda yapıyoruz. İstanbul'daki e, çalışmalarımızdan ve İstanbul'daki takvimimizden dolayı. Öncelikle sözlerime Covid mücadelesinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına, bütün vatandaşlarımıza ve şu an Covid tanısı almış ama iyileşmek için hastanelerde ya da evlerinde şifa bekleyen herkese e, acil şifalar dileyerek ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyoruz. Bugünlerde aslında ilk günlerde sağlık kapasitesi çok yıpranmamışken, çok dolmamışken sağlık çalışanlarının yorgunlukları daha az, motivasyonları daha yüksekken çok ciddi bir toplumsal destek, örnek bir toplumsal destek verilmişti ve bu hepimizi mutlu etmişti. Toplumun tüm kesimleri sağlık çalışanlarına destek vermek için yarış halindeydiler. Siyasetçilerin ağzından bal damlıyordu. Haklarının ödenmeyeceği, ödenemeyeceği ifade ediliyordu. Zaman ilerledi. Artık çok yoruldular, çok yıprandılar ve Türkiye'de sağlık çalışanlarına karşı bu destek vatandaşın nezdinde artarak büyük bir hayranlıkla, büyük bir minnetle sürerken ne olduysa oldu. Sağlık bürokrasisi, özellikle siyaset ve siyasi liderlerin bu konudaki tavırlarında bir başkalaşım ortaya çıkmaya başladı. Her gün Yeni bir sağlık çalışanına şiddet vakası ile irkiliyoruz. Dün Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşananları da hepimiz sosyal medyadan korkarak ve bir sonraki adım ne olacak, o kapı açılırsa ne olacak, o kapının önünde neler oluyor kaygılarıyla izledik. Ve bu yaşananları, bu sağlık çalışanlarına karşı şiddeti ve bunun önlenememesini bazı uyarılarımızı hatırlayarak not etmekte fayda var. Pandemi sürecinde Türk Tepleri Birliği'nin ilk açıklamasıydı. Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın. Çünkü çok daha zor günler bizi bekliyor. Belki yoğun bakımlar hastaneler dolduğunda hekimlerin hasta seçmek durumunda kalacakları tıbbi fayda açısından hangi hastaya daha çok yoğun bakım lazımsa ventilatör cihazı hangisine lazımsa bunu seçmek zorunda kalacakları bir süreçte Hekime karşı şiddette caydırıcılığın önemine vurgu yapmışlar ve bunun büyük bir moral sağlayacağını söylemişlerdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda Türk Tepleri Birliği'nin arzu ettiği kanun teklifini birebir aynısını meclise vermiştik ve çağrıda bulunmuştuk. Çok sayıda siyasi parti olumlu görüş bildirmişti. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi, Sağlık Bakanı Sayın Koca'nın da talebi doğrultusunda Sağlıkla şiddet yasasını çıkaralım demişlerdi. Sonra bir maddelik bir şey Türk Tepleri Birliği'nin talebinden çok uzak adeta daha fare doğurtan ve istiyorlardı yaptık diye dostlar alışverişte görsün diye bir madde getirdiler. Olmaz dedik, eksik dedik. Sağlık Bakanı da memnuniyetsiz olduğunu, TTB'nin de beklentisini karşılamadığını söyledik ama dinletemedik. O günden bugüne yaşananlar gösteriyor ki TTB haklıymış, talep haklıymış ve yapılan talebi karşılamamış. Şiddet devam ediyor. Bu konuda meclis açıldığında bu kez Türk Tepleri Birliği'ni dinleyerek, sağlık alanında örgütlü sendikaları dinleyerek, diğer sağlık meslek örgütlerini dinleyerek doğru bir düzenlemenin hep birlikte yapılması şarttır. Bu konuda bir kez daha mecliste grubu bulunan siyasi partilere bir çağrıda daha bulunuyoruz ve bu sefer artık siyasiler bildiği gibi burnunun dikine iş yapmamalıdır. Konudaki bu alandaki örgütlü meslek örgütleri ve sendikaların ve doğrudan sağlık çalışanlarının istedikleri bir düzenlemeyi yapmalı, caydırıcılığı mutlaka sağlamalıyız. Tabi dünkü fiziksel şiddeti geçtiğimiz günlerde başlatıp kurumsal olarak sürdürdükleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderinin ve temsilcilerinin sağlık çalışanları üzerinde uyguladıkları psikolojik şiddetten de bağımsız görmüyoruz. O hedef göstermelerde o sağlık çalışanlarıyla Türk Tabipleri Birliği birbirinden ayrıymış gibi gösterip sanki TTB'yi dışarıdan birileri seçiyormuş gibi gösterip TTB'yi terörize edenler bu ortaya çıkan tablodan mutlular mı bunu sormak lazım. Türkiye'deki bütün doktorlar Türk Tabipleri Birliği'ne ve tabip odalarına kayıtlılar ve bu doktorlar gidiyorlar, oy kullanıyorlar. Oy kullanmalarına kimse engel olmuyor. Zaten yüksekte katılım gösteriyorlar. Öylesine yüksek katılım gösteriyorlar ki yüzde yetmişlerle seksenlerle tabip odası başkanlarını ve delegelerini onlar da tam katılım göstererek gelip Türk Tabipleri Birliği merkez eğitini ve başkanını seçiyorlar. Böyle olunca TTP ayrı sağlık çalışanları ayrı demek toplumdan gelen tepkiye mazeret üretmek demek. MHP'nin yaptığı psikolojik şiddeti bugünlerde yaşananlardan ayrı görmüyoruz. Ve MHP'nin sözcülerinin her tweetlerini TTB kapatılsın, her basın açıklamalarını TTB kapatılsın diye bitirdiklerini de bir kenara not ediyoruz. Vatandaşımız da, sağlık çalışanlarımız da bu tavrı görsün. Elbette ne TTB kapatılsın, ne herhangi bir siyasi parti kapatılsın. Çünkü buna kızan vatandaşlarımız bu sefer sosyal medyada o siyasi partinin kapatılması gerektiğini söylüyor. Buna da gerek yok. Biz siyasi partinin kapatılmasına da karşıyız. Ama artık bu hedef gösteren söylemlerin çıktığı bu ağızlar kapatılsın. TTB'ye karşı düşmanlık, sağlık emekçilerine karşı husumet içeren bu dil ve bu dilin içinde bulduğu bu ağız kapatılsın. Sussunlar, ağızlarını kapatsınlar. Bir fayda etmiyorlar sağlık çalışanlarına, hiç olmazsa gölge etmesinler. Hiç olmazsa moralleri bozmasınlar. Tabii bunun devamında bu kötücül aklın ne yaptığına bakarsanız, Rutkay Aziz gibi bir kıymet, bir değer, bir büyük sanatçı onur ödülüne layık görülmüş. Herkesin alkışlaması lazım. O da ödülünü almış sağlık emekçilerine ve Türk Tabipleri Birliği'ne hediye etmiş. Ne kadar güzel bir şey. Keşke her birimiz sağlık emekçileri için böyle moral verecek jestler yapabilsek. Rutkaya sizin bu büyüklüğü karşısında yine MHP'nin ismi anmaya değmeyecek bir sözcüsü. Ağzından çıkanı kulağa duymamış. Onur ödülünü de layık görmemiş. Bu yapmış olduğu e, atfada en şiddetli şekilde karşı çıkıp yine TTB kapatılsın diyor. Artık bu bahisler kapatılsın. Bu kötü konuşan ağızlar kapansın. Sussunlar. Bir kenarda dursunlar. Zaten doktorlar üzerine düşeni yapıyor. Bugüne kadar 95 sağlık emekçisi hayatını kaybetti. Bunların 41'i hekimdi. Bu canı pahasına hayatını kaybedenlerin hayat hikayelerine bir dönüp baksınlar. Bu hayatını kaybedenlerin hayatlarında meslek örgütüne de bağlılık, saygı, aidiyet ve Onlarla birlikte eylemlilik var. Ölünce, hayatını kaybedince kıymetli olup yaşayanına husumet duymak, sürekli saldırmak, hakaret etmek doğru bir davranış değil. TTB ile ilgili hakaret duymak istemiyoruz ama TTB'nin ne söyledikleri duyulsun istiyoruz. Duyulmalıdır. Dün bir rapor yayınladılar ve diyorlar ki Ekim-Kasım aylarında Eylül sonrasında tusuna mı bekliyoruz diyorlar. Önümüzdeki aylarda yüksek bir toplumsal bulaş havuzuyla girdik diyorlar. Ve normalleşme dönemini bilimsel kriterlere uygun yapmadınız diyorlar. Yani başta bilim kurulu kurulduğunda büyük bir memnuniyet duymuştuk bundan ve övmüştük bunu. Bütün toplumun kesimleriyle birlikte takdirle karşılamıştık. Elbette ki bu sorundan bilimin ışığında çıkacaktık. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kuruluyla şahsı bilir kurulu arasında sıkıştı kaldı. Bilim kurulu bilimin gereğini söylüyor ama şahsı bilir kurulu ikna edilemezse gereklikler yapılamıyordu. 1 Haziran'daki apar topar normalleşme ve yeni normalin anlatılamayıp ne kamu spotlarıyla ne siyasi partilerle siyasi liderlerin desteğiyle yeni normal anlatılamayıp sanki her şey normale dönmüş gibi yaratılan algı tedbirsizlikler bugünleri getirdi. Ama burada vatandaşa kafa tutan anlayışı da kınıyoruz. Kamu yöneticileri üzerine düşenleri yapmayıp da sonra efendim asker uğurlaması yaptılar. Düğün dernek yaptılar diye vatandaşa kafa tutmak, siyasi sorumluluktan kaçmak, kendi sorumluluğunu örtmekten başka bir şey değildir. Ayrıca saat gün, bir gün öncesinden Cumhurbaşkanlığı'nın otobüsünü Giresun'a yollayıp saatler öncesinden miting meydanı hazırlatıp on binlere miting yapanları Ahlat'ta binleri toplayanları. Üye kaydı yapacağız diye Cumartesi, Pazar etkinlik yapmak yasaklanmışken, etkinlikler yasaklanmışken Cumartesi, Pazar serbest olsun. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı gelsin. 100 bin kişi partiye kaydı olacak diye şov yapsın. Orada her şey ilal olsun. Pazartesiden sonra ne yapılırsa yapılsın yaklaşımını da altını çiziyoruz. Bugün sorumsuzca kendi sağlığını düşünüp Toplumun sağlığını düşünmeyenlerin toplumu getirdikleri noktanın altını çiziyoruz. Haklı çıkmaktan üzüntü duyduğum, üzüntü duyduğumuz bir tespitimizin Türk Töpleri Birliği raporunda da karşılık bulduğunu görüyoruz. Aylar önce söyledik. Dünyada aslında iki tür salgınla mücadele yöntemi var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin de hemen hemen bütün ülkelerinde uyguladığı karantina ve filyasyon yöntemi. Bir diğeri bir ara İngiltere'nin deneyip yüzüne elini yüzüne bulaştırdığı daha sonra da bazı ülkelerin ısrarla sürdürmeye çalıştıkları toplumsal bağışıklık sürü bağışıklığı yöntemi. Bir üçüncüsü uyguları ya dendiğinizde bütün dünya dönüp bakıyor size. Bilmediğimiz bir şeyi nasıl yapıyorlar diye. Maalesef bir tek Türkiye'de sınıf bağışıklığı yöntemi uygulanıyor. Parası olana evde kal. Geçinebilecek bilecek olana karantinada kal. Kendini koruyabilecek olana kendini koru ama parası olmayana, sokaktan geçinene, hammallık yapana, her gün temizliğe gidene, sokakları süpürene, sokak metronun önünde müzik aletiyle geçimini sağlamaya çalışanlara onlara sen hastalan iyileşirsen sürü bağışıklığına katkın olur. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir diye bir sınıf bağışıklığı yöntemi var. Ve şimdi artık 1100 liralara mahkum edilmiş yeni işsizlerde düşünüldüğünde onlar da geçinmek için sokağa çıkmak, ek iş aramak ya da ek iş yapmak zorundalar. TTB diyor ki raporunda illere ve illerin içinde semt, e, ilçelere hatta semtlere, mahallelere göre farklılıklar var. Ve raporda örneğin İstanbul'da sanayi alanlarını çevreleyen Ambarlı'nın, Pendik'in, Tuzla'nın, Zeytinburnu'nun, Güngören'in ve Bayrampaşa'nın en yüksek vaka sayılarıyla dikkat çektiği söylüyor. Yani sanayide çalışan işçi çalışıyor, iş yerinde gerekli tedbirler alınmıyor ve onların her akşam, her sabah toplanıp her akşam bu semtlere yaydıkları vakalara da dikkat çekiliyor. Bunları tüm Türkiye'deki organize sanayi bölgeleriyle bir İstanbul'daki organize sanayi bölgeleri ve etrafındaki yerleşim alanlarında bu anlamda dikkatle mercek altına alınması gerekiyor. Uzun lafın kısası TTB raporu satır satır okunmalı okunmalı. Sağlık alanında örgütlü sendikalar, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Türkiye Hemşireler Derneği mutlaka bir yuvarlak masanın etrafında haftalık olağan toplantılarda sürecin yönetimine ve sorunun çözümüne katkı sağlamalılar. Buna iktidarın küçük ortağı işte bunların ağırlıklı olarak dünya görüşleri soldur diye sinirleri bozuluyor diye onlara düşmanca hasmane tutumlar beslemek ve onun zehirli söyleminden onun düşmanlaştırıcı söyleminden etkilenip bu kadar önemli bir birikimi ve katkıyı reddetmenin Türkiye'ye hiçbir faydası yoktur. Ayrıca Klinik Mikrobiyoloji Derneği'nin ilk günden beri sanki çok doğru bir iş yapılıyormuşçasını anlatılıp Türkiye'nin bu pandemideki en büyük başarısı diye söylenen hidroksiklorokinin artık Dünya Sağlık Örgütü'nce doğru değil hatta terk edilmesi gereken riskli bir ilaç olarak görülüyor. Buna Sağlık Bakanı'nın artık efendim biz kinini ilk günden başladık. Semptom göstermeyene bile başladık. Her gelenin eline tutuşturduk. Başarımız budur diyordu. Bunun tam bir fiyasko olduğu ortaya çıktı. Klinik Mikrobiyoloji Derneği'nin uyarısına göre bugünden tezi yok. Tedavi protokollerinden kinin çıkarılmalıdır. Ve bu hepimizin kulağına küpü olmalıdır. Kulaktan dolma bilgilerle sanki kinin tedavide mucize yaratacakmış gibi düşünüp çok basit bir hipotezin. Efendim işte o da ciğere tutunuyor, bu da ciğere tutunuyor. Bu önce tutunursa öbürü tutunamaz gibi bir hipotezin bu kadar ciddiye alındığı ve bugün karşılığının boş çıktığı ortadadır. Bu konuda e, gerekli adımların hızlı şekilde atılmasını bekliyoruz. Gündemimizdeki bir diğer konu İletişim Başkanlığı'nın Propaganda Bakanlığı'na dönüştürüldüğü ve bünyesinde stratejik iletişim ve kriz yönetimi dairesi kurulmasına ilişkin Cuma günü resmi gazetede yayınlanan kararname var. Fahrettin Altun'a, Pergoleci Fahrettin'e, Hadsiz Fahrettin'e atandığı halde seçilmişlere hatta partilerin genel başkanlarına karşı saygısız bir dil kullanmayı ve elde ettiği kamu görevi yetkisiyle Boğaziçi öngörünüm planına aykırı vakıflara ait araziye el atan Boğaziçi öngörünüm planına aykırı tadilatları yapan pergoloji Fahrettin'e yeni yetkiler verilmesi söz konusu. Bu konudaki en büyük sıkıntının AK Parti'nin içinde yaşandığını biliyoruz. Bakanların bile üzerinde yetkiler kullanmaya kalkan ve özellikle seçilmiş milletvekillerinin ve seçilmişlerin görev yapması durumunda seçilmişlerin emrinde olması gereken birinin bu içinde bulunduğu saray düzeni içinde kullandığı yetkiler ve hem küstahlığı hem de yetki aşımıyla yaptığı işlere yenileri eklenecek. Şimdi artık stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlama görevi veriliyor iletişim başkanlığına ve kurulan yeni daireyle de Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunma görevi veriliyor. Bir devletin böyle psikolojik harpe karşı koymaya ilişkin bir ihtiyacı olabilir mi? Olabilir. Bunu kim belirler? Bunu Milli Güvenlik Kurulu, Milli Güvenlik Strateji belgelerini yazanlar ve ülkenin istihbaratla ilgili teşkilatları belirlerler psikolojik harp yapılacaksa ya da psikolojik harpe karşı koyulacaksa bu hem askeri alanda hem kamu yönetimi alanında hem de uluslararası ilişkilerde çok üst düzeyde bir emek, bilgi, deneyim ve gizlilik gerektiren bir iştir. Bu işler pergoleci Fahrettin'e emanet edilecek işler değildir. Burada yapılanın zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllardır istihbarat ve istihbarata karşı koyma birimlerince psikolojik harp ve psikolojik harple mücadele birimlerince çok uzun sürelerdir yapılan ve böyle şova mova dönüştürülmeyen, dönüştürülmemesi gereken işler olduğu bellidir. Ama temsil ettiği, görev yaptığı Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanı Trump, Trump tarafından aptallık etme, akıllı ol diye verilen mektubu dokuz gün saklatıp, tepki göstermeyip, daha sonra Trump'ın basına servisinden sonra da cebimize koyduk oraya gideceğiz diyen birilerinin ne psikolojik kalp ne uluslararası düzeyde ülke itibar yönetimi yapamayacağı açıktır. Aldığı eğitim müsait değildir. Toplumsal karşılığı müsait değildir. Toplumun en çok tartıştığı ve liyakat meselesi en tartışmalı en sallantıda bu kadar yetkiyi nereden ve nasıl aldığı AK Parti çevrelerince bu kadar tartışılan bir. Bürokratın başında bulunduğu yere verilen yetkilerin aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki muhaliflerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki bazı güç dengeleri de gözetilerek yani Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve aile içinde ve parti içindeki bir takım dengelere karşı sarayın kendi psikolojik harekatlarını düzenleyecek. Ve Türkiye'deki muhaliflere karşı fiilen bir süredir Fahrettin Altun'un yaptıklarını legalleştirecek ve içinde kurulacak döner sermayeyle de şirketlerden bağış kabul edebilecek akıllara zarardır. Kamu kurumlarından ödenek alabilecek ve çeşitli kaynaklardan para toplayıp döner sermayeyi oluşturacak bir çılgınlığın içindeyiz. Hepimiz biliyoruz ki bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirirsiniz kısaltırlar ama Anadolu Ajansı geçer. Bu ülkede devlet bahçeli eleştirirsiniz. Küçük görürler ama Anadolu Ajansı geçer. Bu ülkede bir tek Fahrettin Altun'u eleştirirseniz Anadolu Ajansı geçmez. İşte burada Anadolu Ajansı. Bir kez daha söylüyoruz. Hodri Meydan. Bu konuşmanın Fahrettin Altun'la ilgili hiçbir kısmı yayınlanmayacak. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmeye, Bahçeli'yi eleştirmeye, bakanları eleştirmeye belli ölçütler içinde bizce özgürlükleri çok daraltan, görevini ihmale varan şekilde daraltan, kötüye kullanma şekilde daraltan Anadolu Ajansı bir tek Fahrettin Altun makas için altın makas yapmaktadır. Görülmemiş şekilde beyanları kesmekte, teypleri silmekte, kelimesi kelimesine bilgiyi bir tek Fahrettin Altun önüne koymaktadır ama kamuoyundan gizlemektedir. Bizler ancak birkaç cesur televizyonun yaptıkları canlı yayınlar ve birkaç gerçek gazetecinin köşelerine taşıdıkları kısımlar dışında kamuoyuna bu hadsiz atanmışın kendisine vakıf arazisine el atarak yakalandığı gün ilçe başkanımız tarafından il başkanımız tarafından vakıflarla gidip 20 yıllık kiralama sözleşmesini o gün yaparak ve güzelim millet evine çivi çakamazken güzelim bir arsaya rüzgar gelmesin diye duvarlar örüp keyif için pergoreler çakıp mangal keyfi için donanım yaparak kendi keyfini kamu gözüyle kendi keyfine böyle işleri yapan birisine bu yetkilerin verilmemesi lazım. Bu akşam görün Özgür Özel'i Twitter'da nasıl linç edecekler? Fahrettin Altun'u eleştiren herkesin başına gelir. Polonya'dan, Sırbistan'dan, Macaristan'dan robot hesaplar devreye girmektedir. Biz bunu deşifre ettiğimiz günden beri bu tip bir robot hesaba cesaret edememiştir. Gözümüz üzerinde Fahrettin Bey. Hadsiz Fahrettin, Türkiye'nin paralarını Macaristan'daki robot hesaplara yükleyip de Orada neydi belirsiz. Bir tarafı kumar, bir tarafı müstehcenliklerle dolu Twitter hesaplarından bir linç kampanyasını başlatırlar. Robot hesaplar 20 dakika sonra kendini attığı tweet'i silerek çekilir. Zaten 30 bin tweet Türkiye'deki troll ordularına istikamet vermiştir. Bu işleri yapmak için Fahrettin altına döner sermaye bağlıyorlar. Psikolojik harp ve psikolojik savaş dedikleri yaklaşmakta olan Seçimi kazanacaklarına olan inançsızlıklarından kendi bozulan psikolojilerini sosyal medya orduları üzerinden onarmak için yaptıkları hazırlıktır. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu düzenlemenin bütün amacı yaklaşmakta olan seçimde siyasetin hangi kanadından olursa olsun saray düzenine karşı çıkan tüm siyasetçileri linç ettirmek, onları hedefe koymak, onlar hakkında dezenformasyon, misinformasyon yapmak çarpıtmak ya da olmayan haberleri, yalan haberleri servis etmek için hazırlık yapmaktadırlar. Bunun kanuni altyapısını hazırlamaya çalışmaktadırlar. Bu düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapabilecek kısmı vardır. Ama bu yapılan burada oluşacak yeni başkanlığa aynı geçen sefer gibi kanunla tanınmamış bir bütçenin tanınması anayasaya aykırıdır. Anayasa Mahkemesi bunu bozmuştur meclisin kapandığı son gün koşa koşa iletişim başkanlığının bütçesini biz yanlış yerden yapmışız. Oraya atadığımız kişilerin maaşlarını ödemek için buradan kanun çıkması lazımmış diye gelmişlerdir. Bu iş 1 Ekim'e kalmıştır. 1 Ekim'de bunların hepsinin hesabı birlikte mecliste yeniden gözden geçirilecektir. Benim kendi ifade etmek istediğim son konu Van'daki helikopter hadisesiyle ilgilidir. Van Çatak'tan iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir iddiaya göre helikopterden atıldıkları, bir iddiaya göre helikopterin gittiği yerde kendilerine yapılacak olan muameleden korktukları için kendilerine helikopterden atarak kurtulmaya çalıştıkları ama valilik açıklamasına göre bunlar kayalıklardaydı biz bunları fark ettik korkup düştüler helikopteri aldık da götürdük gibi bir tanesiyle ilgili yaptıkları bir gecikmiş açıklama. Şüpheleri dağıtmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Suçlunun neyle suçlandığından bağımsız ve buna kör olma sorumluluğuyla hepimiz bu meselenin açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ülke beyaz teroslardan çok çekmiştir. Öyle yaralı taşır sağlam adamı taşırken yanlışlıkla düşürenlerden ya da biz bir şey yapmadık kendisi yedinci kat atladılardan çok çekmiştir kendi başını taşa vura vura kendini öldürdülerden çok çekmiştir. Şimdi geldik geldik en sonunda geçen sene altı kişinin kaybolup bir gün altı ay sonra tesadüfen dördünün emniyetin aramasına yakalanıp ağızlarını açmayacak şekilde bir suskunlukları ailelerinin isyanlarına rağmen bir suskunlukları yaşanmıştır. Şimdi de bu helikopter meselesinin bir an önce açıklığa kavuşturulması lazım. 10 gündür mesele bir şekilde vanda biliniyorken helikopter var, vali biliyor. Önce ya da sonra yaralıyı taşıdı, vali kabul ediyor. Yüksekten düşme var, hastaneye git, özel hastaneye gitme var, imkanları yetmeyince araştırma hastaneye sek var. Ne zaman mesele yaygın olarak dün sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında dile getirildi. Van Valiliği açıklama yapıyor, soruşturma başlattık. Ya mevzuyu sen hepimizden 10 gün önce biliyormuşsun. Sen gerçek bir kamu görevi yapıyorsan bu soruşturmayı 10 gündür niye başlatmadın? Soruşturma vatandaş helikopterden düşünce başlar. Vatandaşın helikopterden düştüğü haber olunca başlamaz. Vali eğer soruşturmayı haberlerden sonra başlatıyorsa orada başka bir derin devlet operasyonu alet oluyor demektir. Bu konuyu meclis gündemine de taşıyacağız. Soru önergeleriyle, araştırma önergeleriyle, meclis genel kurulunda tartışarak bu tip meselelere kritik eşik aşıldıktan sonra bu sefer bütün Türkiye'den benzer haberler gelmeye başlar. Bunlara karşı asla tavizimiz yoktur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ancak Doğu Akdeniz ve fin Fincen dosyaları ile ilgili iki soru iletmiş arkadaşlar pandemi koşullarından dolayı. Bunu soran arkadaşların e, temsilcileri buradaysa televizyonların gelebiliriz gelemeyiz demişler. Cevaplayabiliriz ya da ben doğrudan cevaplayabilirim. Soruyu sormak isteyen arkadaş varsa. O zaman ben Doğu Akdeniz'le ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Sevilya haritasına ilişkin açıklamasına ne diyorsunuz diye bir soru var. Birincisi Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin bu açıklamasına olumlu yaklaşıyoruz. Doğru bir cevap vermiştir. Buradaki sıkıntı şudur. Ankara'daki büyük Ankara'yı ve Türkiye'yi teskin etmekte acaba Amerika'dakiler bildiğini mi okumaktadır ona bakmak lazım. Fransa'nın hiç işi olmadığı sularda ne işi var? Amerika'nın 10 bin kilometre öteye gelmiş burada tatbi Yunanistan'la tatbikat yapmakta askeri anlaşmalar imzalamakta Türkiye'ye karşı Türkiye'yi eleştiren açıklamalarda bulunmakta ne çıkarları var anlayabilmiş değiliz. Trump'la Erdoğan arası bu kadar iyiken sözde ve Türkiye Amerika ilişkileri en parlak dönemlerini yaşıyorken geçtiğimiz haftalarda Amerika'nın Türkiye'ye yaşattıkları müttefikliğe sığmaz. Bu açıklamanın Amerika'nın kalıcı görüşü olmasını temenni ederiz. Bunun dışında Türkiye'nin egemenliğiyle ve Türkiye'nin karasularıyla ilgili Yunanistan'ın ortaya koymuş olduğu aşırı talepkar, şımarıkça yaklaşımlar ve bu Sevilla haritalarını zaten bizler kabul etmiyoruz ama Amerikan Büyükelçisi'nin meseleyle ilgili yaptığı açıklama bu açıklamayla sınırlı tutmak açısından tırnak içinde olumlu karşılıyoruz. Ama bugüne kadarki tüm tutumlarını da olumsuz karşılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde hazinenin istihbarat bilimi 1999-2017 arasındaki raporlara ilişkin raporları 400 bağımsız gazeteciyle paylaşmış ve burada yapılan araştırmada dünya çapında 2 trilyon dolarlık bir kara para aklanması ortaya çıktı. Bütün dünyada. Ve bu 20 bütün dünyada kara parayı aklayan baş aktörlerden 20 tanesi sıralanmış. Bunların en bilindik ve en çok bu konuda marifeti olan, bize hiç yabancı olmayan bir isim Reza Zarrab. 20 büyük suçlunun arasında hatta sıralamada 5. ve Reza Zarrab raporlar incelendiğinde Türkiye'de 538 işlemin şüpheli olarak işlendiği işaretlendiği Türkiye'ye 70 milyon doları geçen şüpheli para geldiği, Türkiye'den yurt dışına 71 milyon dolarlık şüpheli havale yapıldığı anlaşılıyor ve Reza Zarrab'ın Amerikan mahkemelerinde ortaya çıkan rakamlara göre, raporlara göre, Amerikan Hazinesi'nin resmi edindiği resmi raporlara göre 20 milyar dolarlık Türkiye'de bir para hareketine aracılık ediyor. Ve Reza Zarrab'ın yardımcısının adı Adem Karahan kuryesinin yaptığı açıklamalardan bu paranın yüzde dördünün yani 800 milyon dolarının rüşvet olarak Türkiye'de dağıtıldığı söyleniyor. Şimdi aylar önce Amerika'da Biden hadsiz bir açıklama yapıyor. Bu açıklamayı aylarca görmüyorlar, duymuyorlar. Sonra Aylar sonra buna niye tepki göstermediniz diye muhalefeti suçluyorlar. Şimdi Amerikan hazinesi istihbarat raporları ve çok önemli bir dönemi yani 3 yıl hariç kalan bütün dönemi AK Parti iktidarı olan dönem Reza Zarrab ismi 800 milyon dolar rüşvet AKP basınından AKP sözcülerinden yetkililerinden tık yok. Hani Erdemliler hareketi diye çıkılmış diyorlar. 800 milyon dolar rüşvetin dağıtıldığı memlekette sus pus oturmak, üç maymunu oynamak Erdemler Hareketi'nin geldiği noktayı mı gösteriyor? Halen daha Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetini, efendim bu arkadaşlar inançlı arkadaşlar, çalmazlar çırpmazlar diye görenlerin gözünü dört açıp bakması gereken günlerdeyiz. Kamuda 800 milyon dolar rüşvet dağıtılmış. Bunlardan birkaçını biliyoruz. Hatta birkaçını Sayın Recep bir tanesini Sayın Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce Türkiye'yi temsil etsin diye büyük elçi olarak da Onun dışında bir tanesinin taktığı saati öbürünün çikolata kutuları içinde aldıkları paraları buna devrim başbakanı Devrim Başbakanı bugünlerde herhalde bu konuda siyasetin başka bir yerinde çaba içinde olan Devrim Başbakanı da açıklık getirecektir. Arkadaşlar Yüce Divan'a gitsin. Hırsızlık yapan kardeşim de olsa kolunu koparırım deyince parti içindeki tepkiler. Yüce Divan oylamasının ertelenmesi ve dört gün sonra saraydan gelen baskıyla Yüce Divan oylamasının reddedildiği süreçleri biliyoruz. O mızrağın bu kadarcık yeriymiş. Geri kalan çuvalda ve o mızrak artık o çuvala sığmıyor. Şimdi Türkiye, Masak, Mali Suçları Araştırma, Türkiye Hazinesi, Sayıştay ve Türkiye'nin bu konudaki bütün denetçileri seferber edilecek mi edilmeyecek mi? Bu rüşvetler nereye gitmiş? Eyvah ki eyvah öyle de şüpheli bir satır var ki raporda. Bu rüşvetin yüzde onunun yani 800 milyon doların yüzde on olan 80 milyon doların Türkiye'deki bir tek siyasetçiye verildiği söyleniyor. Bir tekine. Şimdi bunu Türkiye nasıl araştıracak? Bu sessizlik çok manidar değil mi? Bu tek adam rejimi, bu bir tek rüşveti alan siyasetçiyi bulamayacak mı? O zaman galiba onlar susacaklar. Biz bu raporları not edeceğiz. Vatandaş rüşvete karşı çıkıyorsa bu rüşvet dosyalarını günü geldiğinde cesaretle açıp Bunların hesabını sorup burunlarından fitil fitil getirecek yeni bir iktidar belirleyecek. Biz o güne kadar tüm alanlarda bize iç düzün verdiği yetkileri kullanarak, yasaların ve anayasanın verdiği yetkileri kullanarak bu meselenin üstüne gideriz. Ama birilerinin manidar suskunluğunu da dikkatle izler, her günde vatandaşa duyururuz. Reza Zarrab bu parayı Türkiye'de dağıttı. Öyle söylüyor. Bu para AK Parti iktidarında dağıtıldı. 80 milyonunu da sadece bir kişi almış. Biz bu meseleyi unutmayız, unutturmayız. Bugün elindeki kamu gücünü kullanarak susanlar ve susturanlar araştırması gerekenleri araştırtmayanlar bilsinler ki yapılacak ilk seçimin ertesinde bu meselenin üstüne gidilecek. Vatandaşlarımız da müsteri olsunlar bana iletilen sorular ve benim değerlendirmem bu kadar. Başka soru varsa yanıtlayabilirim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun pardon. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi bir tane ittifak yapıyor. İstanbul'da da gördünüz. O yaptığı ittifak Türkiye'de Millet İttifakı'ydı. İstanbul'a gelince İstanbul İttifakı'na dönüştü. İstanbul'un yıllardır talan edilmesinden, imar değişikliklerinden, rüşvet çarkından sıkılmış bütün İstanbullularla temiz yönetilen bir İstanbul için bir ittifak kuruldu ve İstanbul'u İstanbul İttifakı kurtardı. Türkiye'de Türkiye İttifakı kurtaracak. Cumhuriyet Halk Partisi yapılan bütün anket sonuçlarına göre bakıldığında baraj sorunu olmayan iki partiden bir tanesi. Son kamuoyuna mal olan ankete de baktığımızda öyle. İttifak barajı aşmak için gerekiyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünden yarına bizim bir ittifaka ihtiyacımız var yok deme gibi bir ihtimali bir durumu yok. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin İttifakı, Millet İttifakı geçen seçimdeydi. O ittifak ortaklarımızla ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Halkların Demokratik Partisi'ni 6 milyon üzerinde aldığı oyla meş, meclise milletin yolladığı meşru bir parti olarak görüyoruz. Diğer siyasi partilerle ilişkilenmemizin dışında bir ilişkilenmemiz yok. Birileri istiyor diye HDP'yi şeytanlaştırıyor değiliz. Birileri söylüyor diye HDP'yi ittifak ortağımız diye ilan edecek değiliz. Biz Türkiye'yi saray rejiminden kurtarmak ve Türkiye'yi işte biraz önce bahsettiğimiz bu korkunç, kötücül siyasetten kurtarmak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bütün siyasi partilerin, bütün siyasi figürlerin ve bütün vatandaşlarımızın da üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz. Mithat Hoca'nın değerlendirmeleri de bir siyasi parti elbette yapılacak seçimlerde iktidara gelmek ister. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara gelmek istiyoruz. Türkiye ile ilgili umudu, hayali olan herkesin bu iradeyi ortaya koyması kadar doğal bir şey yoktur. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Buyurun. Şimdi gerçekten e, Milli Eğitim Bakanı'nın son günlerdeki iyimserliğini Hani bir noktadan sonra artık çok üzücü olaylar yaşanır, 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 hep ağlanır, hep ağlanır da. Artık bir yerden sonra akıl sağlığı ortadan kalkınca oynanmaya başlanır ya. Sanki milli eğitim bakanının öyle bir iyimserliği, öyle bir mutluluğu var yüzünden onlar okunuyor. Uzaktan eğitim yapacağız dediler. Sistemimiz tamam dediler. Sorduğumuz soru önergelerine kapasite sorunu hiç yok dediler. Bütün tedbirler alındı dediler. En ufak aksama yaşanmayacak dediler. İkinci günde yerle yeksan oldu. Diyor ki çok güzel şey gibi sanki. Yeni dükkan açmış da müşteriler gelmiş dükkanı doldurmuş talan etmiş. Ona seviniyor gibi. E bu müşterilerin sana geleceği belli. Sayısı belli. Talep belli. Buradan bir şey lazım. Ya bizim aklımız da ediyor. Ya da o hakikaten kendi inanmıyormuş. Yani o şöyle düşünüyormuş. Biz bütün velilere diyeceğiz ki çocuklarınız uzaktan eğitim alacak EBA TV. Ama bunların Onda biri gelmez canım diye düşünüyormuş. Gelince hazırlıksız yakalanmış. Şimdi de diyor ki çok mutluyum beklentimizin üstünde. Türkiye'deki öğrenci sayısı belli. Ne beklentinin üstünde? Eğer sen bu öğrencilerin tamamına hazır değilsen demek ki görevini doğru yapmadın demektir. Bir de EBA TV'ye erişmek isteyip de erişemeyenler var. Dün MYK toplantımızda Sayın Genel Başkan ardından da ee, büyükşehir ve il belediye başkanlarımızla yaptıkları değerlendirmelerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere zaten geçen hafta yaptığı değerlendirmede de söylemişti. Gerek kendi imkanlarıyla gerekse yapacakları yardım kampanyaları ya da ihtiyaç sahibiyle yardım etmek isteğini buluşturacak çeşitli kampanyalarla bu sorunu çözmelerini talimatlandırdı. Bu bizim belediyelerimizin çok rahatlıkla yapabileceği bir durum. Yeter ki gölge etmesinler. Geçen sefer saatler içinde milyon TL'ler toplanmıştı ama paralara el koydular. Geçen hafta Sayın Genel Başkanımız söyledi. Gerekli izinleri versinler. Cumhuriyet Halk Partisi CHP'yi temsil eden yerel siyasetçiler ya da Genel Başkanımız, ilgili Genel Başkan yardımcılarımızın bizim sözümüze değer veren tabanımıza bir cümlemiz yeter. Biz bu sorunu çözeriz. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözüne kıymet veren çok sayıda imkanı da olan güzel insan çocukların tabletinin olmamasına gönlü razı gelmez. Ama sorunu biz çözeceğiz diye ötleri kopuyor. izin vermiyorlar. Para topluyoruz, paralara el koyuyorlar. Şimdi de sistemleri çökmüş, aval aval bakıyorlar. Ama bugünkü gazetelerden şunu gördük. Hepsi birden AK Partili belediyeler kampanya yapacakmış genel başkan bunu geçen hafta söyleyene kadar ve dün MYK toplantısında biz belediyelerimizi görevlendirene kadar akıllarınız neredeydi? Çocukların yüzde yirmisinin televizyonu yok, internet erişimi yok, birçok imkanları eksik. Bunları görmeyenler CHP'li belediyeler gerçek bir sosyal belediyecilik hamlesini yaparken aynı bunlar maskeyi çözemediğinde bizim çözdüğümüz gibi, sosyal yardımı yapamadığında bizim yaptığımız gibi bizi engellemeye kalkıyorlar. Engellemesinler. Milli Eğitim Bakanı'na eksik bütün bilgisayarların sözünü görev yaptıkları bölgelerde belki de diğer bölgeler içinde dayanışarak Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve onların aktive edeceği, harekete geçireceği o belediyelerin sosyal belediyecilik yapması için onlara oy vermiş ya da vermese de sonradan memnun olmuş vatandaşlarımızla dayanışma içinde biz bu işi çözeriz. Ama ellerini yüzlerine bulaştırıyorlar. Ve bütün mesele şu. Onların meselesi çocukların bu süreçte eğitimden geri kalmaması değil. CHP'lilerin hizmette öne çıkmaması. Bütün maksatları, amaçları bu. Bizim belediyelerimizden korkmasalar biz bu sorunu beş dakikada çözeriz. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.